ilk yarıda bir takımda yapılması gerekenlerin çoğunun yapılmadığı bir Galatasaray vardı. Kaldı ki futbolcuların kendi aralarındaki uyumsuzluğu bile oradaki en önemli etkenlerden biriydi. Fatih Hoca devre arasını işaret ederken açık söylememesine rağmen kafasından nelerin geçtiğini az çok tahmin ettiğimi düşünüyordum. Hatta şöyle bir söylemi de oldu. Bazı kararlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Aslında Fatih Hoca bu söylemde bulunurken kararını vermişti ama bunu devre arası uygulayacağım diye düşünüyordu. Benim görüşüme göre Milat Enzonzi oldu. Enzonzi'nin antrenmandaki o çok yanlış davranışı Fatih Hoca'nın devre arasından önce düğmeye basmasını beraberinde getirdi. Hı hı. İşte Fatih Hoca düğmeye bastığı andan itibaren Galatasaray'da her şey olumluya gitmeye başladı. Bunlar tamamıyla doğru tespit, doğru teşhis ve şu an tedavi yapılıyor. Ama istenen sonuçlar tamamıyla alınmış değil. Galatasaray'da da eksik var. Yani yukarıya çıkan o grafik belki bugün olduğu gibi bir maçlığına performans olarak düşebilir. Hatta bu daha uzun sürerse şampiyonluk yolunda büyük yara da alabilecekleri anlamına gelir. Ama bu grafik yukarıya doğru gitmeye devam ettiği sürece Galatasaray şampiyonluğun en önemli adayıdır. Hangi maç olursa olsun, deplasmanda da olsa kazanabilecek bir güce sahip bir Galatasaray'ın şu an için var olduğunu düşünüyorum ben. Ender Alkan, Adem Büyük Galatasaray'a bir rotasyon oyuncusu olarak dahil oldu. Yani ilk 11 planı Fatih Hoca'nın onunla alakalı yoktu. Herhalde bunu söyleyebiliriz. Ama Falcao'nun yokluğunda son 4 lig müsabakasında 5 gol attı ve Galatasaray'ı aslında taşıyan isimlerden biri oldu. Bu performansı ondan bekliyor muydunuz? Eğer Galatasaray şampiyonluğa doğru gidecek bir yolculuk içerisindeyse şu dakika itibariyle Adem'in katkısı ne oldu? Devamı gelir mi? Tabii ki de çok katkısı oldu. Sondan başlayayım. Gerçekten dediğin gibi o 5 gol çok değerli. Adem yani sezonda sanırım 7-8 goller, 6 goller attığı zamanlar var. İşte Kasımpaşa dönemi, Malatya dönemi. Yani hiç gol atmadığı sezon yoktur. Yani golcü bir tarafı vardır. Genelde sol ön oynardı. Hı hı. Çok santrafor oynamazdı belki ama. 6-4-9-3-7-8 işte yani böyle aynen. Gidiyor. Yani dediğim gibi. O anlamda tabii Galatasaray'da oynayıp hem de ilk 11 oynayıp bu katkıyı vermek önemli. Çünkü bazı oyuncuların işte tartışılan oyunculardan biriydi. Ama neden alındığını, gereksinimin olduğunu, hem Türk oyuncu olması görevini yaptı. Yani bu dönemde ilk 11 oynayıp bu katkıyı veriyorsan demek ki artık bence rüştünü ispat etmiş. Yani büyük takımda oynayabileceğini kanıtlamış bir oyuncu. Tabii bu tek Adem Büyü'ye bağlayamayız. Burada işte Lemina'nın formu. Mariano ilk devre tatildeydi yani. Görüntüsü öyleydi yani. Ne evet. gidiyordu ne geliyordu. Ama şimdi bakıyoruz. Bugün yokluğu arandı. Tabii yani evet. Şener'i gördüğün zaman işte Şener de bence yani bir Şener de şaşırtıyor açıkçası. Tabii ki de bir Mariano performansı bekleyemezsin. Şener tempolu, ben de kendisiyle oynuyorum. Tempolu, dayanıklılığı kuvvetli bir oyuncudur. Zaman zaman etkili ortalar yapar. Zaman zaman uzaktan enteresan golleri de vardır ama çok yani hücumsal katkı veren bir oyuncu değildir. Ama ne olursa olsun böyle bir zamanda oynuyorsan yani bu kadar kötü olmaman gerekirdi. Hocam ilk yarıyı bile bitiremeyebilirdi. Evet yani 45 dakikada kötü. Gerçekten. Ama onun yerine giren Lines de. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında iyi bir maç çıkarmadı. Bu da takımı etkiledi. Çünkü yani sağ bek deyip geçmeyin. Yani şu anda Premier Lig'de en çok asist yapanlardan biri sağ bek. Bir numara. En iyi uzun top atanla. Ya ben biraz yuvarlak konuştum. Evet, sen daha iyi biliyorsun da. Bak ikiymiş. İyi ki öyle söylemişim. Mesela en çok topla buluşan sağ bek. Yani bir sağ bek deyip bizde geçiyor. Eski kazma sağ bek dönemi bitti yani. Onlar evet. Artık. Sol bekte de Ömer Bayram. Tabii. Bu sezon ligin en çok asist yapan oyuncusu. Tabii ki de. Yani o da sol bek oynamadı. Yani orta sahada performansları da önemli. Yani De Bruyne'nin 14 asisti var Alexander Arnold'un. Zaten Fenerbahçe'ye gelince de konuşacağız onu. Fenerbahçe'nin de en büyük hatası sol bebek almamak oldu. Onun sebepleri bence bu kadar puan kaybı. Bir oyuncu çok önemlidir. Hani derler zaten futbol 20'ye 20 oynanmıyor, 30-30. 11 oyuncu oynanıyor, defansta da 4 kişi var. Sen birini hep sakat bir şekilde oynatırsan, yani hem hücumsal hem savunma anlamda katkı vermez de bir de Dirar'ı kullanıyorsun. Hem de iyi bir hücum oyuncunu kaybediyorsun. Kenar forvet oyuncunu kaybediyorsun. Hiçbir kenar forvet oyuncu skora katkı vermiyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın geçen sene şampiyon olduğunda en önemli katkı veren skoru kim? Onyekuru. Değil mi? 9-10 golü vardı. Evet. İkinci devrenin en iyi oyuncusu kim? Feghouli. Hem evet. asistleri hem golleriyle. Şimdi bakıyoruz bu sene Fenerbahçe'nin durumunu bence özetleyen şey o. O anlamda Galatasaray'da bugün bence Feghouli gününde değildi. Belki Şener'den de kaynaklanır. Şimdi ben de sağ bek oynadım, sağ ön oynadım. O uyum önemlidir. Takımın uyumu önemlidir de. Özellikle ön forvet oyuncusunun arkasındaki oyuncunun pası doğru zamanda doğru bir şekilde atması lazım. Hı hı. Yani onu bence yapamadı Şener. Hem savunma anlamında da bence hatalı. İyi bir maç çıkarmadı. Ama Galatasaray işte Adem Büyük'le gelirsek hakkını verdi, iyi maçlar çıkardı. Falcao da dönünce zaman zaman beraber de oynayabilirler. Öyle maçlar da olacak, göreceksiniz yani. Çünkü ligin sonu gelirken artık kazanmak zorundasın. Bazen senin hani skoru tutman değil, riske girmen gerekecek maçlar olacak. O anlamda Adem'i kutlamak lazım. Yani ben son haftalarda formu gayet iyi, ben daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Hocam, Markal Galatasaray'da hep eleştirilen oyunculardan biriydi ama bilmiyorum katılır mısınız? Bence dün akşamın Galatasaray adına en iyi isimlerinden biriydi. Ligin ikinci yarısında Brezilyalı stoperde bir gelişim görüyor musunuz? Net bir şekilde görüyorum. Bakın, ilk yarıya baktığımızda Galatasaray az gol atan, ki kendisi içinde özellikle ikinci yarılarda, hatta oyunun son 20 dakikalarında çok gol yiyen bir takımdı. Ve herhalde ilk yarıda en çok konuşulan isim de Galatasaray'da Muslera'ydı. Evet. İkinci yarıdan itibaren Muslera'yı konuşmaz oldu hiç kimse. Galatasaray o derece defansta iyi oynuyor ki burada orta sahanın da katkısı mutlaka unutulmamalı. Galatasaray artık geride bu derece pozisyon vermiyorsa bu oradaki futbolcuların başta Marco olmak üzere hem bireysel form seviyelerinin yükseldiğini hem de Marcao-Donk ikilisinin takım içinde uyum çok önemli. Birçok kişi tarafından Donk hala orta sahada kullanılmalı düşüncesini de savunduklarını duyuyoruz. Donk-Marcao ikilisi Galatasaray'ın defansında net bir şekilde her yönden oturmuş durumda. Sadece defansif değil, oyun kurma anlamında da Lemina'nın da araya girmesiyle iyi işler yaptığını düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'da Marcao ilk yarının çok üzerinde bir performans sergiliyor ve sezon sonuna kadar da bunun artarak devam etmesini ben bekliyorum kendi adıma, hem Marcao'dan hem de Galatasaray'dan. Savunma performansını nasıl buluyorsun Sarı Kırmızıların? Hı-hı. Son o kazanılan 6 lig maçının 4'ünde Galatasaray'ın gol yemediğini görüyoruz. 2 tane de gol yediler. 17 evet. gol atıp 2 tane gol yediler sadece. Ve burada evet Muslera'nın öne çıktığı maçlar var elbette ama Galatasaray'ın, hocama katılıyorum, verdiği pozisyon sayısı ilk yarıya göre çok azaldı. Ve burada bu etkinliği sağlayan şey rakiplerin biraz daha hücum problemi çekiyor olması mı? Şimdi Yeni Malatya Spor'un örneği, elindeki oyuncu grubuna baktığımız zaman sezonun ilk yarısındaki Yeni Malatya Spor'da Cilerme, Yahoviç gibi isimler varken bugün sahaya çıkan kadroda Kayseri Spor'da tutunamamış olan, alacakları yüzünden ayrılmış olan Umut Bulut Yeni Malatya Spor'da gol arıyordu. Aynı zamanda İzlandalı forvetleri geçtiğimiz hafta Ankara Gücü maçında ilk 11 başladı. O kadar kötü bir performans sergiliyor ki Kemal Özdeş ikinci maçta kulübede başlattı. Oyuna girdikten sonra da etkinlik gösteremedi. Bifuma'nın sırtına binmiş olan Yeni Malatya Spor var. Kayseri Spor'a gelelim 2 hafta öncesinde. Orada yeni transferler, Muris örneğin tam anlamıyla varlı yoklu bir. Kreves keza benzer şekilde bir türlü tutunamıyor. Kasımpaşa'ya bakıyorsunuz, Quaresma sanki bildiğimiz Quaresma değilmiş gibi. Mamatiam keza hani... Acaba orada Çadin etkisi yapar mı dendi. Keza orada da yine benzer problem var. Şimdi Galatasaray'ın oynadığı oyuncu takım grubunun, yani karşısındaki takımların hücum adamlarını, hücum aksiyonlarında ne verebildiğine bakmak lazım. 6 haftalık periyotta Galatasaray ligin bu anlamda zorluk çeken takımlarıyla karşılaştı. Bu da Galatasaray'ın savunmalarının da gücüyle birlikte, savunmalarının da kendisini toparlamasıyla birlikte Galatasaray'ın daha az pozisyon vermesine sebep oldu. Ama şunu gördük ki Galatasaray'ın karşısına Alanya Spor gibi bir takım çıktığı zaman, Bakasetas, Fernandes, işte Papi Sisse gibi bir takım çıktığında evinizde gol atabiliyor, deplasmana geldiğinizde 2 gol atabiliyor size. O yüzden Galatasaray'ın rakiplerini irdelediğimiz zaman, yani 6 maçta 2 gol yemesi Galatasaray'ın elbette kendi performansıyla alakalı bir durum ama aynı zamanda daha fazlasıyla rakiplerin hücum performanslarının zayıflığıyla alakalı bir durumdu.
O yüzden önümüzdeki haftalarda işte Gençler Birliği, CEO'lu Stankulu Gençler Birliği ile ya da tekrar da Alanya Spor maçı var Galatasaray'ın. Oradaki Bakasitas, Fernandez, Sisse ile ya da diğer taraftan geçelim Ankara Gücü ile oynadığı zaman Gerson Rodriguez ile ya da diğer isimlerle karşılaştığı zaman Galatasaray'ın bu savunmasının defoları var. Nedir bu defolar? Evet, Marka çok ilginç atak kesmeler yaptı. Ama aynı zamanda da çok tehlikeli ataklar yaptı. Yani tehlikeli pozisyon dokunuşları yaptı. Şener hala bu takımın parçası değilmişçesine oynuyor. Lines'i oyun alıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl Şener mecburen parçası bu takımın. Lines'i alıyorsunuz. Dün itibariyle yani. Lines'i oyun alıyorsunuz. Lines yine varlığı yoklu bir sıkıntı var. Ömer Bayram sol açıktan sol beke geldiği anda performansı 5'te 1 düşüyor. 5'te 1'e düşüyor. Yani farklı bir Ömer ortaya çıkıyor. Şimdi Saracchi oynaması lazım. Saracchi'yi kaybettiğiniz zaman sol bek performansınız kimden alacaksınız? O belirsiz. O yüzden Galatasaray'ın karşısındaki şu an 6 haftalık periyotta yenilen 2 golün, evet, savunma adamların ve öndeki Seri ve Lemina'nın performansı kıymetli. Ama karşınızdaki takımlar da ligin hücum performansı konusunda problem yaşayan takımlarıydı.